İtibaren her hafta sizlerle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine odaklanan bir program ile beraber olacağız. Program Medyascope'da yayınlanacak ve Global İlişkiler Forumu ile işbirliği içinde olacak. Konumuz tabii Avrupa Birliği olacak. Avrupa Birliği ötesinde dünya konuları ve de bunların ülkemize etkilerini her seferinde farklı konuklarla konuşacağız, görüş alışverişine bulunacağız. Veri temelli olarak geleceği görmeye çalışacağız. Programın adı Türkiye ve Avrupa 5.0. Niye 5.0? Bu konunun üzerine önümüzdeki programda daha çok eğileceğiz tabii. Çünkü bugünkü programımızın konusu şu an başlamakta olan Avrupa Birliği zirvesi Brüksel'de ve gündemde de Türkiye önemli bir yer tutuyor. Türkiye ile ilgili konular önemli bir gündem maddesi. Ama özetle şunu hemen belki söylemekte yarar var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde 21. yüzyıla artık yeniden bir uyum sağlaması gerekiyor. İlişkilerin temelini oluşturan kurumsal yapı geçen yüzyıldan kalma, 1990'lardaki Gümrük Birliği üzerinde ilerliyor. Yine bu yüzyılın başında bir tam üyelik süreci başladı. Belli tıkanıklıkları var. Yeni bir soluk, yeni bir enerji gerekiyor ve bunun da 21. yüzyılda 4. sanayi devrimi sonrası bir toplum 5.0 arayışında. Yani daha yeşil, daha dijital, daha sosyal boyutları içeren 21. yüzyılın bu pandemi ötesinde de özlemlediğimiz toplumuna yönelik politikalarla da bağdaşan bir Türkiye-AB ilişkileri gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedeniyle böyle bir kod adı seçtik, böyle bir yalınlaştırma seçtik. Programımızı her seferinde emekli Büyükelçi ve Avrupa Birliği Bakanlığı eski müsteşarı ve Global İlişkiler Forumu Başkanı Sayın Selim Yener ile beraber yapacağız. Bu hafta konuğumuz ayrıca İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve değerli akademisyen Çiğdem Nas olacak. Ayrıca eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'a bağlanacağız. Hem büyükelçilik kariyerinde, diplomatik kariyerinde hem de siyasi kariyerinde AB zirveleri deneyiminden yararlanmaya çalışacağız. Bize ışık tutmasını rica edeceğiz. İlk olarak sözü hemen Selim Yener'e vermek istiyorum. Çünkü bu AB-Türkiye zirveleri deyince tabii uzaktan bakıldığında, pardon, AB zirveleri deyince uzaktan bakıldığında nasıl oluyor? Acaba sırf Türkiye mi konuşuluyor? Başka konular mı konuşuluyor? Nedir bu zirveler? Bir ara değişik Avrupa Birliği başkentlerinin isimleri kullanılırdı. Bu zirvelerle ilgili olarak Türkiye içinde çok önemli kararların alındığı, işte hafızalarda yer etmiş olan Helsinki zirvesi, Kopenhag zirvesi, işte Bonn zirvesi gibi zirveler vardır. Şu an ise hepsi Brüksel'de gerçekleşmekteler. Selim Bey, bizi biraz aydınlatır mısınız? Bu AB zirvesi muamması nedir? Çok teşekkürler. Öncelikle belki bu GIF nedir onu bir anlatmakta fayda var. Global İlişkiler Forumu esasında 2009 yılında 40 kişinin kurmuş olduğu bir kurum. Ve kendileri esasında uluslararası ilişkiler alanında neler yapılabileceğini, hangi konularda nelerin tartışılabileceğini ele almak üzere kurulmuş bir kurum. 11. yılını tamamlamış vaziyette ve şu anda 300 kişi kadar üyemiz var ve gittikçe de büyüyoruz. Ve biz şu ana kadar çok değişik konularda, yani sadece Avrupa Birliği değil, Rusya ile ilişkiler olsun, NATO olsun, dünyadaki gelişmelerle ilgili olarak enerji alanında neler var neler yok, onları ele alıyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz, kendi web sitemiz de var. Bu Medyascope'da yaptığımız faaliyet ilk dışa açılım sayılabilir. Biz niye bunu yapıyoruz? Çünkü Avrupa Birliği konusunda sizin de bahsettiğiniz gibi çok yanlış bilgiler var, yanlış algılar var. Onları düzeltmek amacındayız. Doğru bilgilendirme ile birlikte daha iyi bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyoruz. Bu çerçevede biz bulunmayı amaçlıyoruz. Ve anladığımız kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla bu akşam yemekte Türkiye'yi ele alacak. Daha önce buluşuyorlar, saat 3'te buluşuyorlar ve değişik konuları alacaklar. Yukarı Karabağ konusunda ele alacaklar ama yemek münhasıran Türkiye ile ilişkilere ait olacak. Şimdi sorunuza gelecek olursak zirveler neler oluyor? Bu zirveler Avrupa Birliği'nin liderlerinin bir araya geldiği faaliyetlerdir. Ve burada bu şöyle bir fırsat oluyor. Liderler birbirlerini çok sık bir şekilde görebiliyorlar. Ve normalde yılda 4 kere oluyor. Eskiden daha azdı fakat sıklaştı.
Eskiden her dönem başkanının 6 ay süren dönem başkanlarının yapmış olduğu bir zirveydi. Sonra gayri resmi zirveler de ortaya çıktı. Şu anda 4 zirve yapılıyor yılda. 2 tanesi resmi, 2 tanesi gayri resmi. Bazen de özel zirveler yapılıyor. Bugün yapılacak zirve özel zirve sayılabilir. Ve dediğiniz gibi şimdiye kadar yani son zamanlarda Brüksel'de yapılıyor. 2004 yılına kadar bu zirveler dönem başkanı hangi ülke için burada yapılıyordu. Ve bir bakıma o ülkelerin kendilerini tanıtmalarına imkan sağlıyordu. İşte en son zirve Selanik'te yapıldı mesela. Ondan önce bizim hep aklımızda kalan meşhur zirveler var. Helsinki zirvesi, Kopenhag zirvesi. Bunlar bizim için çok önemli zirvelerdi. Bizim için önemli olan bir başka husus, 2004 yılına kadar Türkiye bu zirveleri diğer aday ülkelerle birlikte çağrılıyordu. Ama o yıldan beri maalesef Türkiye bu zirveleri çağrılmıyor. Bu büyük bir eksiklik. Dolayısıyla Türkiye orada yer almayınca ilişkilerde diyalog maalesef olmuyor. Diyalog eksikliği var. Halbuki ilişkilerin belki zorluğu, yani eğer zorluklar varsa onları çözmek için diyalog lazım, diplomasi lazım. Kendi aralarında sık sık görüşüyorlar, sık sık buluşuyorlar ama Türkiye bu imkandan mahrum. Şu anda bulunduğumuz bu Doğu Akdeniz'deki, belki onu birazdan tartışırız, Doğu Akdeniz'deki durum bu noktaya geldiyse belki de diyalog eksikliğinden gelmiştir. Bu akşam nelere konuşacaklar? Tabii Avrupa Birliği içinde hem Kıbrıs Rum yönetimi var, hem Yunanistan var, hem Fransa var, hem de Türkiye karşıtı olan Avusturya gibi bazı ülkeler var. Bunlar ülkemiz lehine konuşmayacaklardır. Sorulacak sorulardan birisi yaptırım çıkacak mı? Kanımca çıkmayacak çünkü bir hafta veya 10 gün öncesine nazaran şu anda ilişkiler biraz yumuşadı. Birazcık daha rasyonel bir noktaya gelindi. Ve sanırım diyalog kapısı da açıldı. O bakımdan ben burada yaptırım beklemiyorum. Yaptırım çıkarsa son derece menfi sonuçları olur. Bence tartışacaklar. Kıbrıs Rum ve Yunan bastıracaktır. Türkiye karşı biraz daha fazla tepki verilsin şeklinde. Ama onun ötesinde fazla bir şey beklemiyorum. Dediğim gibi bu zirveler esasında liderlerin bir araya gelip politikalarını belirlemek için fırsat oluşturuyor. O politikalar bazı konuları zaten önceden pişmiş oluyor ama Türkiye gibi önemli konularda bu son an kadar bırakılıyor. Helsinki'de öyle oldu, Kopenhag'da öyle oldu, diğer Brüksel'de yapılan zirvelerde de hep öyle oldu. Bu çerçevede bu seferde de liderler kendi aralarında konuşacaklar. Ama ben yine de bir sürpriz beklemiyorum. Evet, aslında bu zirvelerin geçmişteki tarihine baktığımız zaman bazen son dakikalarda bir virgül için bile cümlelerde, sonuç bildirgesinde saatler sürdüğü, hatta bu euro krizi sırasında sabahlara kadar ve bazen iki gün, üç gün odalardan çıkmadıklarını gördük. Ve de son yıllarda belki de ekonomik krizler Avrupa Birliği zirvelerini daha da ön plana çıkardı. Çünkü aslında bir resmi bir kurumu değil de Avrupa Birliği'nin Bakanlar Konseyi karar verir. Avrupa Parlamentosu ile ortak karar verir. Bu da olduğunca işte bir federal yapı oluşturmaya doğru bir adım gibi görülürdü. Hatta bu zirveleri Maastricht Anlaşması işte müzakeresinde o zaman görev almışım o dönemde Avrupa Komisyonu'nun ilgili birkaç biriminde resmileştirmek istemişlerdi. İngiltere karşı çıkmıştı. Sonra 2009 Lisbon Antlaşması'yla biraz daha resmi bir hale geldiler. Ama diğer taraftan da dediğiniz gibi bu siyasi yönelim herhalde buradan çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün bir mektup ile AB liderlerine zaten bir takım konularını Türkiye'nin hatırlatmış. Bunun üzerine birazdan tekrar gelebiliriz. Bir taraftan uzlaşmanın önemini ve tarafların ön koşulsuz olarak adım atması gerektiğini vurgularken diğer taraftan da Türkiye'nin tutumunu, duruşunu hukuki gerekçeleriyle, siyasi ve ekonomik gerekçeleriyle anlatan bir mektup söz konusu. Çiğdem NASA dönmek istiyorum. Çiğdem Hanım, bu Türkiye-Avrupa Birliği arasında evet bir Doğu Akdeniz meselesi var ama diğer konulardan bağımsız değil. Yani bize genel olarak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dediğimiz zaman bu başlığın altında neler var bugünlerde? Neler konuşuluyor? Sadece Doğu Akdeniz değil herhalde ki çünkü diğer konuların da gündeme gelmesi en azından zihinlerde yer ederekten bir müzakere olmasını öngörebilir miyiz? Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii son dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerde bu Doğu Akdeniz ve Yunanistan'la yaşanan sorunlar, işte Kıbrıs'la yaşanan sorunlar ön plana çıktı.
Ama bunun da ötesinde Türkiye'nin adaylık statüsü değişmedi aslında. Yani Türkiye hala bir aday ülke ve müzakerelerde fiilen durmuş olsa da resmi olarak müzakereleri durdurma yönünde bir karar alınmadı. Avrupa Parlamentosu'nun bunu önerdiğini biliyoruz ancak henüz konseyden bu yönde bir karar çıkmadı. O yüzden bir aslında üyelik müzakereleri süreci var fiilen durmuş olsa da. Bunun yanında tabii müzakerelerde zaten 2006 yılında alınan bir kararla 8 fasalın açılmaması yönünde bir konsey karar almıştı. Bunlar da gümrük birliği ile ilgili görülen fasıllardı. Müzakere süreci içinde gümrük birliği konusu görüşülemediği için gümrük birliğinin güncellenmesi yönünde bir siyasi irade ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili de dönemin ekonomi bakanı ve komisyonun uluslararası ticaretten sorumlu üyesi bir siyasi uzlaşıya varmışlardı. Ancak 2016 yılında bu konuda hazırlıklar yapılmasına rağmen henüz bu süreçte başlatılamadı. Bunun da önünde siyasi engeller olduğunu görüyoruz. Diğer bir süreç vize serbestliği süreciydi. Bu da yine Türkiye'nin özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Schengen vizesinin kısa süreli Schengen alanına ziyaretlerde kalkması ile ilgili bir süreç. Bununla ilgili de bir yol haritası söz konusuydu. 72 kriterden oluşuyordu ve Türkiye bunların 66'sını bugüne kadar yerine getirmiş oldu. Ancak bu süreçte sürüncemede kaldı. Özellikle işte bu 15 Temmuz, daha sonra Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bozulması, Türkiye'nin siyasi kriterlerde Avrupa açısından biraz uzaklaşması bu siyasi kriterlerle ilgili reform sürecinden. Bunlar bu paralel süreçlerin diyelim, üyelik müzakereleri dışındaki süreçlerde ilerleme kat edilmesini engellemiş oldu. Ancak günümüzde hala bu konular görüşülüyor. Özellikle gümrük birliğinin güncellenmesi bir gereklilik. Çünkü gümrük birliğinin işleyişinde de çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Buna ek olarak tabii Avrupa Birliği'nin ticaret anlaşmalarının çok daha derin ve kapsamlı bir hale geldiğini gördük. Dünya ticaretinde de bu yönde gelişmeler var. O yüzden sadece sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleriyle sınırlı olan gümrük birliğinin kapsamının da genişletilmesi yine bir ihtiyaç. İki tarafında iş dünyası kuruluşlarının bu süreci desteklediğini görüyoruz. Gerek Türkiye'de Odalar Birliği, TÜSİAD gibi kuruluşlar bunu destekliyor. Karşı tarafta yine Euro Chambers, Business Europe gibi çatı örgütler bunu destekliyorlar. Ancak siyasi gerilimler ve siyasi sorunlar hem Kopenhag kriterleriyle ilgili sorunlar hem de bu son dönemde ortaya çıkan işte Doğu Akdeniz, Suriye, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesini yine Avrupa Birliği tarafından eleştirilmesi, Libya'da yine Avrupa Birliği üyesi bazı devletlerle farklı kulvarlarda olması Türkiye'nin bu süreçte önemli sorunlara yol açtı. Yani bu siyasi sorunları bir tarafa itip sadece ekonomi üzerinden ilerlemek mümkün olmadı. Ancak tabii özellikle Almanya'nın da vurguladığı, sizlerin de söylediği bir nokta var. Pozitif bir gündem yaratmak. Yaptırımlarla aslında Avrupa Birliği'nin elde edileceği çok fazla bir şey yok. Türkiye'yi daha fazla dışlamak yönünde bir gelişme olur yaptırımlar ki zaten 2019'dan beri yaptırımlar uygulanıyor aslında Avrupa Birliği tarafından. Selim Bey'in de söylediği işte bu zirveler olamıyor, ortaklık konseyi toplanamıyor, yüksek düzeyli diyalog mekanizmaları durmuş durumda. Yani Avrupa Birliği ve Türkiye'nin herhangi bir masada bir araya gelip konuşma imkanı söz konusu değil. Ancak böyle acil durumlarda Cumhurbaşkanı'yla görüşmeler olabiliyor ama kurumsal mekanizmalar durmuş durumda. O yüzden bu pozitif gündemi oluşturmak için tekrar bu kurumsal mekanizmaları canlandırmak gerekiyor. Üyelik müzakerelerini belki yeniden canlandırmak şu an için mümkün olmasa da tam üyeliğin hala bir opsiyon olarak masada durması ancak bu süreçte ilişkileri yeniden canlandırmak, Türkiye'de reform sürecini ilerletmek ve de bu siyasi ilişkileri belki daha sağduyulu, daha ılımlı bir noktaya taşımak için gümrük birliğinin güncellenmesi şu anda en pratik, en realist opsiyon olarak duruyor. Yani eğer bu süreç başlatılabilirse tekrar belki kural bazlı, tekrar standartların, ilkelerin, kuralların konuşulacağı bir diyaloğun başlatılması mümkün olabilir. Çok teşekkürler. Aslında yani İktisadi Kalkınma Vakfı isimli bir kuruluşun AB konusunda yıllardır çok değerli birikimi sağlamış olması, iktisadi kalkınmayla Avrupa Birliği konularının bu etkileşimine bir vurgu. Bugün itibariyle iktisadi kalkınmamız, ekonomik kalkınmamız için
bu zirve ve de ilişkilerin bu bahsettiğiniz unsurları ne evet. kadar önemli olmaya devam ediyor? Çok çok önemli olmaya devam ediyor. Çünkü zaten ekonomik durum malum. Oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bunun içinde bu COVID-19'un getirdiği sorunlar var. Daha eskiden kaynaklanan sorunlar var. Yani Türkiye aslında o 2000'li yılların başında yakaladığı ivmeyi tekrar belki yakalayabilir. Birazcık hem dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle o ivmeyi biraz kaybetmiş durumdayız. Bir de buna ek olarak tabii ki en büyük ihracat pazarımız Avrupa olmaya devam ediyor. Ve Avrupa'daki bu sizin de bahsettiğiniz yeni gelişmeler, dijital dönüşüm, yeşil mutabakat Türkiye açısından çok çok önemli. Son dönemde farklı konular Türkiye'de gündemi işgal etti ve aslında biz bu dönüşüm sürecini çok fazla konuşmuyoruz aslında medyada ya da diğer diyelim kamuya açık platformlarda. Çünkü Avrupa Birliği artık ticaret politikasını yeniden gözden geçiriyor, sanayi politikasını, tarım politikasını ve bunlar Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Hem şu anda mevcut olan özellikle ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirebilmek hem de bunları geliştirebilmek için. Çünkü Türkiye eğer bunu yapmazsa Avrupa pazarında da zemin kaybetme tehlikesini yaşıyor. Üretimini bu yeşil ekonomiye uydurması gerekiyor. Yeni standartlar oluşuyor Avrupa Birliği nezdinde. Bunlara uyum sağlaması gerekiyor. Ancak biz biraz daha son dönemde daha korumacı, daha içe kapanmacı bir ekonomi politika izliyoruz. Bu dediğim gibi hani gelişmelerin de getirdiği bir şey. Özellikle COVID-19 ve ekonomik zorlukların getirdiği bir şey. Ancak bu süreç içinde bu kaçınamayacağımız bazı değişiklikler var. Dünya gündeminde, Avrupa ekonomisinde bunları çok iyi yakalamamız ve takip etmemiz gerekiyor. Evet, iş döndü dolaştı. Yine düğüm yüksek diplomasiye, en yüksek zirve aşamasına geldi. Bu noktada Büyükelçi Yenel'e dönüyorum. Çünkü önemli bir konuğumuz var. Uzun yıllar diplomatik kariyeri içinde olsun, Dışişleri Bakanlığı döneminde olsun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilişkilerinde önemli bir rol oynamış bir kişi. Yaşar Yakış'a döneceğiz. Sayın Yakış'a bağlanırken sözü Selim Bey'e bırakıyorum. Çünkü kendisi o dönemlerde bu tüm üst düzey diplomasinin içinde önde gelen bir aktördü. Evet, teşekkürler. Bu zirvelerde sahiden biz çok heyecanlı dönemler yaşadık. Bunun ilki belki 1999 Helsinki zirvesidir. Orada Türkiye nihayet bir aday olarak kabul edildi. Bu adaylık hiçbir zaman kolay kabullenilmedi. Orada Helsinki'de son ana kadar müzakereler yapıldı. Ama Helsinki kadar olmasa bile yine de çok önemli bir zirve Kopenhag'da yapıldı. 2002 yılında Kopenhag'da gerçekleştirilmişti. Orada biz 2000 yılına itibaren bizim başlattığımız reform hareketlerinin bizce tamamlandığını ileri sürmüştük ve müzakerelerin artık bir an önce başlamasını istemiştik. 2002 yılında Kopenhag'a gittiğimizde böyle bir taleple çıkmıştık. Orada maalesef Avrupa Birliği bunu geciktirdi ve 2004 yılına attı. Fakat Sayın işte Yaşar Bey'in orada diplomasi çerçevesinde yapmış olduğu bir takım görüşmeler kapsamında bunun gecikmeksizin olması şeklinde bir ilave ifadeyi koydurdu bildiriye. Ve bu çerçevede de daha fazla gecikmeden 2004 yılında bu müzakereler başlama imkanı doğdu. Dolayısıyla Yaşar Bey'in oradaki katkısı önemlidir. Bu çerçevede onu da şu anda misafir ediyoruz ve sözü kendisine ben bırakmak istiyorum. Kopenhag'da belki birazcık daha canlı bir şekilde bize anlatabilir. Sayın Bakanımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizlerle birlikte bu önemli konuyu görüşüyor olmaktan çok mutluyum. Birdenbire 20 yıl öncesine, 18 yıl öncesine geri gittiğimde önünde de 2002 Aralık zirvesinde gece yarısından sonra yatağa girmeden önce notları sıcağına tuttuğum notlar da var. O zaman heyecanı da yansıtıyor tabii. Orada her şeye rağmen, bize verilen sözlere rağmen halen 2004 yılında 2002 yılındaki müzakerede 2004 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması kesinleşecek mi, kesinleşmeyecek mi? O da şarta bağlanması şeklinde bir formülasyon peşindeydiler. Biz halbuki o gün akşam üzeri yemekte yaptığımız konuşmada bu işin artık
çözümlendiğini ve bize vaat edildiği üzere gecikmeksizin 2004 yılında, 2004 Ekim ayında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılacağını, gireceğini ve müzakerelerin başlayacağını vaat etmişlerdi. Ama o akşam eğer Avrupa Birliği buna karar verirse diye bir formül geliştirdiler. Sonra gördüm ki İngiltere özellikle bu fırsattan yararlanarak acaba Türkiye'den Kıbrıs konusunda, Annan raporu konusunda bazı tavizler koparabilir miyiz peşinde? Yani siz bir açılım yapın Kıbrıs'ta, onun karşısında biz de Türkiye Avrupa Birliği'ne henüz girecek olmamakla birlikte yeni katılacak olan 10 üyenin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı çıkmasının yolu kesilecektir diye bir formülasyon yapabilir miyiz diye Jack Straw benimle onun pazarlığını yaptı. Yani orada herkes son anda ne kurtarabiliriz, Türkiye'den taviz olarak ne koparabiliriz diye onun peşindeydi. Ama en sonunda ricamız üzerine, ısrarımız üzerine Sayın Gül'ün de oradaki yarattığı olumlu hava sayesinde biraz önce Selim'in söylediği gibi without delay, gecikmeksizin, yani ilişkilerin gecikmesizin başlanması şeklinde bir formülasyona bağlandı. Bu akşama kadar ben açıkçası Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlaması sürecine bu kadar yakın olabileceğimizi tasavvur edemiyordum. Yani daha zaten AK Parti yeni kurulmuş, ondan sonra açılımlar yapıyoruz, karşılıklı iyi niyetlerle birbirimizi söylüyoruz ama bunun bu kadar somut bir sonuca yaklaşmış olduğunu orada görmekten çok memnundum. Ama o süreç sonradan başka nedenlerle ertelendi. Biraz önce Sayın Nas Hanım'ın da belirttiği gibi. Zaman içinde pek tabii ki biraz önce Sayın Köyer'in de söylediği gibi halen ümit devam ediyor. Pek tabii Türkiye'nin üyelik statüsü, müzakere eden ülke statüsü değişmedi. Ama üyelikten üyeliğe olan mesafemizde belirsizliklerin sayısı artıyor. Ben onun için henüz o konuya henüz gelmedik belki ama bir çeşit ekonominin önünü açmak için bir şey söylemek istiyorum. Türkiye bugünkü aşamada artık filan tarihte üyeliğimiz gerçekleşsin diye böyle kalıpsal bir yaklaşım yerine bu Avrupa Birliği'ne uyum sürecini Türkiye kendi iç mutfağına çeki düzen vermek için kullansa ve Türkiye'yi temel hak ve hürriyetlerin daha fazla yararlanıldığı, hukuk devletinin daha fazla geliştiği, ondan sonra demokrasinin daha iyi işlediği, çapraz bir piyasa ekonomisinin bütün koşullarının oluşunu bir ülke haline getirmek için Türkiye'yi bu süreci bunun için kullanırsak belki çok daha iyi yaparız. Eğer bunu yaparsak biz belki ileride Norveç gibi üye olmayan fakat üyeliğin bütün son nimetlerinden yararlanan bir ülke haline gelebiliriz. Zaten o gün geldiği zaman belki Türkiye istemeyecektir. Sizin Avrupa Birliği dediğin şey buysa ben böyle dışında durup Norveç gibi onun nimetlerinden faydalanmayı tercih ederim diyebilecektir. Belki o güne de geleceğiz ama şu anda galiba biz sizlerin yaptığı çok değerli müdahaleleri dinledim deminden beri. Orada değiliz. Bunu sadece bir yeni bir konu olarak ortaya atıyorum. O günlerin yani o günlerdeki Türkiye ile o günlerdeki heyecanımız ile o günlerde AK Parti'nin bu işe verdiği önem ile bu işe baş koymuşluğuyla özellikle Sayın Abdullah Gül'ün orada yarattığı izlenimi
olumlu izlenim düşünüyorum. Bu tarihteki ortam ile bugünkü ortam arasında çok önemli bir fark var. Onu da kabul etmemiz lazım. Sayın Bakanım, bu uluslararası müzakereleri yapıyorken, işte bu zirveler Kopenhag'da yaptınız, daha sonra yine Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak da birçok uluslararası ortamda, ülkenin iç durumu bu müzakereciyi nasıl etkiliyor? Yani örneğin Kopenhag zirvesi izah ettiğiniz o ortamda Türkiye son 3-4 yılda, 4-5 yılda hatta demokratik reformlar yapan, aynı zamanda ekonomi yönetimi açısından, onun etkinliği açısından ileriye giden, Avrupa Birliği müktesebatıyla uyum içinde birçok alanda işte reformlar başlamıştı. Bu medeni hukukta olabilir, tüketici hakları, çok teknik konular olabilir, rekabet politikası gibi. Yani bir reform devinimi vardı. Dünyada da tabii ekonomi daha iyi, ekonominin büyümenin, çok uzun süren bir ekonomik büyümenin içinde olunan bir dönemdi. O dışarıda ulusal menfaatlerimiz için can havliyle müzakere yapan bir diplomatı, bir siyasetçiyi nasıl etkiliyor? Muhataplarınızla ilişkinize yansıması nasıl oluyor böyle bir devinimin? Şimdi tabii ki Türkiye Avrupa Birliği için yani yendiği zaman diye girdiği zaman hazmedilmesi çok kolay olmayan boyutta bir ülke. Kültür farkı var. Onu hepimiz kabul ediyoruz. Asırlar boyunca Avrupa'yı korkutmuş bir ülkeden bahsediyoruz. İslam dininin çok yaygın olması ve özellikle AK Parti tarafından biraz daha onun ön plana çıkarılmasının etkileri var. Bütün bunlar rol oynuyordu. Ama yine 2002'den itibaren başlayan ve 2006'ya kadar süren o süreç bütün dünyada Türkiye'nin yaptıklarına karşı bir saygı duyma şeyi vardı, eğilimi vardı. Kırılma noktası ne zaman oldu dersek, ben kırılma noktasını Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakanımızın Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözü tutmaması bir kırılma noktası teşkil etmiştir. Zaten öyle zannediyorum AK Parti'nin ecdadı olan öteki partilerin de fikriyatı. Bunlar işte Hristiyan kulübüdür, biz oraya girsek de bir işe yaramayız falan şeklinde bir düşünce vardı. O düşünce bu kırılma noktasından sonra daha fazla ortaya çıktı. Ve ondan sonra da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmayacağı, alınırsa bile benim bir eksik alma, eksik üyelik olacağı yolunda izlenim yerleşmeye başladı. Sonra Sarkozy'nin, Angela Merkel'in daha öncesinden imtiyazlı ortalık fikrini ortaya atmasından itibaren başlayan tereddütler vardı. Bütün bunlar üst üste gelince bu süreçte o eski heyecanını kaybetti. Yani 2006'lar 7'lere kadar olan krizi söylüyorum. Ondan sonra yani 2004'te işte yani Kıbrıs'ın şeyi reddetmesi üzerine anlam planını Kıbrıs'ın kesiminin reddetmesi üzerine ve Türkiye'nin anlam planını kabul etmesine rağmen dışarıda bırakılmasını yarattığı bir hayal kırıklığı var. Bu hayal kırıklığı öyle zannediyorum halen Sayın Cumhurbaşkanı'nın zihninin arkasında bir yerde kayıtsız duruyor ve bundan ötürü bu işten fazla ümidini, çok fazla ümit bağladığını zannetmiyorum. Ama dediğim gibi Türkiye Euro-Atlantik'te, Avrupa-Atlantik dediğimiz bir camianın parçasıdır. Şimdi gerçi Rusya'dan F-400'ler satın almak suretiyle ona gölge düşüren davranışlarımız da var ama Türkiye her şeye rağmen Avrupa ile Avrupa tarihini belirleyen bir ülke olarak Avrupa ile tamamen kopması mümkün olmayan Avrupa'nın güvenliği ile ilgili Orta Doğu boyutuyla özellikle olarak söylüyorum bunu güvenliği ile ilgili çok önemli roller yüklenmesi gereken bir ülke. Onun için
Avrupa da Türkiye'den vazgeçmez. Türkiye'nin de Avrupa'dan vazgeçmesi için sebep yok. Bunun medeni ilişkiler halinde megafon diplomasisi yerine sessiz diplomasiyle profesyoneller arasında yürütülmek suretiyle bu işin bence sürdürülmesi lazım. Yoksa her iki taraf da zarar görür bundan. Çok teşekkürler. Selim Yener. Evet, Sayın Bakanımızın söylediklerine tabii katılmamak mümkün değil. Türkiye'de bir hayal kırıklığı var ve şu anda yaşananlar da zaten bu hayal kırıklığının bir neticesidir. Ne yazık ki karşılıklı olarak bir güvensizlik var, güven bunalımı var. O bakımdan şu anda zirvede yaşananlar da bunları ne kadar ele alabilecek bilmiyorum. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın işte gönderdiği bir mektup var. Burada bizim önerimiz şu, kaç zamandır da esasında bunu öneriyorduk. Bütün konuları ele alabilecek bir toplantı yapılması. Burada çünkü şimdiye kadar Avrupa Birliği'nin bizimle yaptığı diyalog ki daha önce konuşuldu, daha çok Suriye veya Libya veya da göç konusunda cereyan ediyor. Yani Avrupa Birliği'nin öncelikleri çerçevesinde yapılıyor. Halbuki bir yandan diyaloğu kapatıyorsun ama konuşurken de Avrupa Birliği'nin öncelikleri ele alınıyor. Hayır, bu böyle olmamalı. Çiğdem Hanım'ın bahsettiği üyelik müzakereleri, vizeler ve gümrük birliğinin yenileştirilmesi, modernizasyonu bunların da ele alınması lazım. Dolayısıyla bütün bu konuların ele alınabileceği bir kapsamlı toplantıya ihtiyaç var. Ve burada eğer Doğu Akdeniz'i de ele alacaksak muhakkak KHTC temsilcilerinin de orada olması lazım. Bu daha önce yapıldı. Hatırlayacaksınız bundan 5 yıl önce KHTC temsilcileri Atina'ya gidebilmişti. Kıbrıslı Rum temsilcileri Ankara'ya gelmişlerdi. Yani bu tanıma anlamına gelmiyor. Dolayısıyla yani bu KKTC'nin tanınması anlamına gelecek gibi bahanelerin arkasına saklanıp bu yapılamaz diye itiraz ederlerse bununla karşı çıkacak güzel endişelerimiz var. Ne derler? Örneklerimiz var. Dolayısıyla bizim kapsamlı bir şekilde tüm konuları ele alabilecek bir biçimde hazırlıkların yapılması lazım. Eğer Avrupa Birliği bu zirveden buna sıcak bakacak şekilde bir yaklaşım getirebilirse o zaman diyalog yolları daha fazla açılmış olacak. O zaman güven tekrar tesis edilebilecek. Çünkü şu anda çok derin bir güven bunalımı var. O güven bunalımı da Sayın Bakanımızın söylediği gibi 2004-2005'ten sonraki özellikle Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu kararlara bağlanıyor. Yoksa biz zaten Avrupa Birliği sürecinde her şeyi yapmak üzere çırpınıyorduk. Reformlarımızı hızlı bir şekilde yapıyorduk. Ama Kıbrıs konusu olsun, arkasından Sayın Bakanımızın söylediği gibi Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Alman Şansölyesi Merkel'in sözleri, davranışları bizi itti. Toplantılara çağrılmaz olduk, zirvelere gelmez olduk ve diyalog yolları kapandı başta söylediğim gibi. Onun için biz yeni baştan bunu düzeltmemiz lazım. Yolları yeni baştan ortaya koymamız lazım ki ilişkiler normal rayına dönebilsin. Yani rayından çıkmış vaziyette gidiyoruz. Bu kimin yararına olur? Kimsenin yararına değil. O bakımdan umarım bu zirveden olumlu bir karar çıkar. Sayın Bakanımıza uğramadan önce belki en son bir soru, biraz önce sorunun devamı gibi olacak. Sizin başarıyla çıktığınız zirve, Kopenhag zirvesi de Türkiye bir reform sürecindeydi. Yani bir soft power dünyaya veren bir ülkeydi. Geleceğine yönelik olarak eğitimden, işte tüketici haklarına, kadın haklarına, insan hakları, özgürlükler, onun da verdiği bir tabii uluslararası müzakerelere yansıma dönemiydi. Ve siz de bunu arkanıza alarak tabii Kopenhag'a gittiniz. Ve de o başarılı sonucu da iyi bir diplomatik manevrayla sağladınız. Bugün de nasıl olur? Yani yeniden bir devinim yakalasa Türkiye, geçmişte başardığı bir şeyi tekrardan başarsa, bir dünyaya ben olumlu eğilimlerle ve reformlarla ilerleyen bir ülkeyim dese, Selim Bey'in de bahsettiği bu yeni açılımı nasıl tetikleyebiliriz? Yani kolay olacağını zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'nin önce 2005'ler 2006'lara kadar verdiği bir izlenim vardı. Sonradan bunun nasıl bir bozulmaya gittiğini de bütün dünya gördü. Dolayısıyla eğer o deneyim yaşanmamış olsaydı belki sizin söylediğiniz ihtimal biraz daha kolay olurdu. Şimdi artık Türkiye vaktiyle böyle ümitlerle ümitler yaratarak ortaya çıkıp sonradan
adeta gizli ajandası demeyeyim ama kendi ajandasını ülkeyi belki muhafazakarlaştırma politikasını uygulanmış bir ülke, yani o ajandaya dönmüş bir ülke olarak bilinecektir. Onu yaratacağı bir sıkıntı olacaktır. Dolayısıyla akşamdan sabaha, yani bugün yapılan zirve, ondan sonra bundan sonra yapılacak zirveler, Doğu Akdeniz için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin önerdiği daha geniş kapsamlı toplantılar yapılması, konferanslar yapılması gibi gelişmelerin akşamdan sabaha Batı ülkesinin Türkiye'ye bakış açısını kolayca değiştirmeyeceğini zannediyorum. Yani Türkiye'nin 2011'lerden itibaren özellikle davranışları demokratikleşme, temel hak ve hürriyetler konusunda ve öteki alanlarda geriye doğru gidiş istikametinde gösterdiği, ortaya koyduğu performans ışığında bu şeyi yeniden reset etme işinin daha da zor olacağını zannediyorum. Yani eskisine nazaran biraz daha zor olacaktır. Çünkü Türkiye'nin yaptıkları görüldü. Bunun arkasından yine 2011'lerden itibaren olan süreç başlayabilir diye zihinlerinde, Batı Avrupa'daki karar vericilerin zihinlerinde böyle bir sual olacaktır. Onun için işimizin biraz daha zor olacağını zannediyorum. Yani 2006'lardaki geleceğe bakışlarımız ile, benim bakışlarım ile diyeyim en azından, bugünkü bakış tarzım arasında şöyle bir fark var. Ben Avrupalı karar vericiler yerinde olsam biraz daha fazla tereddüt ederim. Çünkü acı bir deneyim yaşamış oldu Avrupalı ülkeler Türkiye'ye bakışlarında. Çok teşekkür ederiz. Yani ekonomik, siyasal, sosyal reform dış politikada milli menfaatlerimizi güçlendiriyor anladığımız kadarıyla. Bunun ötesine Türkiye her zaman olduğu gibi kendinden beklenmeyen olumlu başarıları da yapan bir ülke olup olmadığını önümüzdeki dönem gösterecek veya gösteremeyecek diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz efendim. Selim Bey, Çiğdem Hanım, Sayın Bakanımızla ilgili söyleyeceğiniz veya sormak istediğiniz bir şey var mı son olarak? Benim yok. Ben çok katılıyorum söylediklerine. İşimiz biraz daha zor şimdi ama yine de yani yönümüz Avrupa olmalı. Çünkü Türkiye'nin son dönemde yaşadığı bütün çalkantıların aslında sebebi Selim Bey'in de söylediği gibi bu Avrupa perspektifinden uzaklaşmamız. Bir de ben şunu ekleyeyim. İKV olarak yaptığımız kamuoyu araştırmaları var. Son olarak 2019'da yapmıştık ve hepsinde şunu görüyoruz aslında. Avrupa Birliği'ne halkta bir destek var. Bu sürecin zor olduğunu biliyorlar. Birazcık hayal kırıklığına uğramışlar. Biraz umutlarını kaybetmişler üyeliğin gerçekleşeceği yönünde. Ancak yine de Türkiye'nin eğer Avrupa Birliği üyeliği gerçekleşebilse bunu destekler misiniz dediğimizde %60'lara varan bir destek var. Ve gerek Türkiye'nin Avrupa'da kazanabileceği imkanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, gerek demokrasi ve insan haklarındaki ilerlemeler, gerek ekonomik refah beklentileri Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacını ve Avrupa ile olan ilişkilerin önemini sürdürüyor diye düşünüyorum. O yüzden bu süreçte bıkmadan, hayal kırıklığına uğramadan çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler. Ben de şöyle bitireyim isterseniz. Yani sonuç itibariyle üyelik olsun olmasın Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler içinde olmamız gerekiyor. Bizim en önemli ortağımız her açıdan. Nasıl bir başka üçüncü ülkeyle ilişkilerimiz iyi olmasını istiyorsak Amerika olsun, Rusya olsun, başkaları olsun bu Avrupa Birliği için de geçerli. Bu gerginlik kimseye yaramıyor ve bunu Avrupa Birliği'nin de görmesi lazım. Birazcık kendi aralarında uzun vadeli bir, uzun erimli bir düşünce yapısını geliştirebilseler, ne yazık ki ortak dış ve güvenlik politikaları çok başarılı değil. Türkiye ile olan ilişkilerini bunu görüyoruz. Bu bakımdan bundan kim yararlanıyor, kimse yararlanmıyor. Bunu görürlerse sanırım bu zirveden de daha olumlu bir netice çıkabilir. Çok teşekkürler. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Programı toparlamak üzere son bölüme geçerken. Çok teşekkürler efendim. Çok memnun olduk. Çok aydınlattınız bizi. Güzel, sağlıklı, keyifli günler diliyoruz size. Hoşça kalın şimdilik.
Konumuzun devamına geçerken Selim Bey'in bahsettiği Cumhurbaşkanımızın mektubunda Avrupa Birliği zirvesine Doğu Akdeniz'deki bu hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak doğalgaz, petrolle ilgili olarak Türkiye'nin bunun belli hakkaniyet içinde, belli bir uzlaşma içinde bir ortak politikalar ile yönetilmesi gerektiğine verdiği önemi bahsediyor ve orada da Avrupa Birliği'nin kendi doğuş sürecinde başka kaynaklarla ilgili olarak nasıl bir barış projesi yarattığına bir atıf var. Yani bir işlevsel veya fonksiyonalist dediğimiz yaklaşımın bir atıf var. Belki Çiğdem Hanım bizi bu konuda aydınlatabilir. Nedir orada Cumhurbaşkanı'nın AB liderlerini hatırlatmaya çalıştığı Avrupa Birliği metodolojisi, yöntemi? Evet, bu yeni işlevselci aslında yaklaşım dediğimiz yaklaşım, yani özellikle ekonomik alandaki işbirliği ve karşılıklı bağımlılığı aynı zamanda giderek yakınlaşan bir birliktelik ve bir entegrasyon sürecinde tetikleyeceği, yani Avrupa Birliği örneğinde gördüğümüz gibi öncelikle kömür ve çelik sektörlerinde başlayan bu entegrasyon sürecinin daha sonra bütün ekonomi sektörlerine yayılması ve sonucunda da bir siyasi birliğe doğru gelişmesi. Yani o anlamda da böyle hani bir çığ gibi halka halka büyüyen, gelişen bir süreç olduğu belki benzetmesi yapılmış. Bu da tabii Avrupa Birliği'nin özellikle hem üye devletleri için hem de yakın çevresi için bir barış ve istikrar projesi her şeyden önce olması fikrine dayanıyor. Ve burada da aslında Avrupa Birliği'nin elinde önemli bir fırsat var. Doğu Akdeniz'de bir barış yaratmak, bu tür sorunların işte hidrokarbon aramasında ortaya çıktığı gibi, deniz yetki alanlarında ortaya çıktığı gibi bu sorunların Avrupa Birliği'nin de kolaylaştırıcılığında çözüme ulaşması. Aslında yine bahsedildiği gibi anlam planıyla belki Avrupa Birliği bunu kaçırdı ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi anlam planı reddetmesine rağmen Avrupa Birliği üyesi yapıldı. Ve topraklarında bir barışı koruma gücü olan bir ülke Avrupa Birliği üyesi olmuş oldu. Aslında belki o fırsat Kıbrıs sorununa bir çözüm getirme doğrultusunda kullanılabilirdi. Bu da belki bir ikinci fırsat Avrupa Birliği için. Hem Kıbrıs'ta bir çözüm, hem bu Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların uzlaşı yoluyla çözülmesi. Bunun için de Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi dışlamadan, yaptırımlarla Türkiye'yi bu sürecin dışında tutmadan, Türkiye'yi de angaje ederek ortak bir çözüm bulması. Belki bir uluslararası konferans yoluyla bunun sağlaması. Yani bu Avrupa Birliği'nin aslında en temel özelliklerinden biri. Yani barış ve istikrarın sağlanması. Bu şansı kullanması lazım. Bugüne kadar bunun dışında da bazı şeyler oldu. İşte özellikle Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler, işte Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyeliğini Türkiye'ye karşı kullanması. Bunlar tabii bu felsefenin dışındaki adımlardı ama bundan sonra belki tekrar böyle bir fırsat olabilir. Türkiye'nin de bu şekilde Cumhurbaşkanı'nın mektubuyla bunu hatırlatması bence çok yerinde olmuş. Umarız bundan sonra da Avrupa Birliği bu süreçte böyle bir etki de bulunabilir. Ama tabii burada özellikle üye devletleri mesela son dönemde gördüğümüz gibi işte Belarus'a uygulanacak olan yaptırım kararlarını Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına bağlama çabaları Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, bu tip şeyler maalesef oluyor. Yani ulusal çıkarlar için bu barış ve istikrar çabalarının önü kesilebiliyor. Bunu umarız belki Avrupa Birliği kendi içinde yapacağı reformlarla, özellikle mesela bu yüksek temsilci, dış politika yüksek temsilcisi Borrell de bunu söyledi. Yani bu şekilde dış politika yapmak mümkün değil. Her zaman oy birliği ilkesiyle. Yani belki burada zaman içinde bir oy çokluğuna geçiş mümkün olabilir. Ve üye devletlerin böyle tek başlarına bazı süreçleri tıkamaların önü alınabilir. Avrupa Birliği'nin yani bu alandaki dış politikadaki aktivizmi ve etkinliği tabii ki bu barış ve istikrar projesi anlamında da çok büyük önem taşıyor. Yani sadece Türkiye için değil, aslında Avrupa Birliği'nin geleceği için çok büyük bir sınama söz konusu. Selim Bey, bu Doğu Akdeniz meselesi, sizin biraz önce bahsettiğiniz Avrupa Birliği'nin bu siyasal bütünlüğü açısından da bir önemli bir test oldu, öyle olduğu gözüküyor. Tabii şu Türkiye'deki tartışmalarda şöyle bir karışıklık olmakta, yani özneler karışıyor bazen. Avrupa Birliği, evet, bir ekonomik birliktelik, Çiğdem Hanım da bahsettiği gibi dünyada en çok ticaret anlaşmazlıklarına sahip olan, dünyanın tüm bölgeleriyle derin ekonomik ilişkileri olan, kendi standartlarını Amerika'ya, Japonya'da dayatacak kadar bir standartlar süper gücü
ve buradaki politikalarını da bir federal devlet gibi üreten bir yapı. Ama bir taraftan da dış politika söz konusu olduğunda aktörler karışıyor. Yani AB, kendi AB deyince aynı kapsama giren o öznenin şemsiyesinde olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı da temsil ediyorsa nasıl tarafsız olacak? Bir taraftan Almanya AB dönem başkanı olarak başka bir rol oynuyor. Fransa'nın tabii politikası bu Doğu Akdeniz'de bir değişiklik oldu. Ama ülkeler arası ilişkiler biraz çetrefilli. Orada başkentlerin, milli menfaatlerin, Avrupa Birliği'nin ulus üstün menfaatinin belki üzerine mi geliyor? Savunma sanayi mi var arkada? Enerji politikaları mı var? Başka alanlar mı var? İç siyasetleri mi var? Yani nedir bu Doğu Akdeniz'in Avrupa Birliği üzerindeki son gölgesi? Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Öncelikle Avrupa Birliği'ni yeknesak olarak görmek hatalı olur. Dediğiniz gibi yani çok ülke var, 27 ülke var ve hepsinde farklı farklı düşünceleri var. Şimdi bu ülkeler belki Orta Amerika'daki bir konuya hiçbir sıkıntı olmadan görüş birliğinde anlaşabilirler ama önemli konularda, çetrefilli konularda hiçbir zaman uzlaşamıyorlar. Bu ister Rusya konusunda olsun, ister Orta Doğu konusunda olsun, İsrail ilişkiler, hatta Afrika'nın belli yerleriyle ilgili olsun, hele hele Türkiye gibi konuda bir görüş birliğinin çıkması çok zor. Yani bu çok ender olmuştur. Şimdi Doğu Akdeniz'deki durumda da esasında olayın büyümesi bir bakıma bizim işimize yaramıştır. Çünkü Avrupa Birliği konusunda içinde bizimle ilgili olarak farklı düşünen ülkeler de vardır. Bize karşı olan ülkeler olduğu gibi tarafsız olan ülkeler var ve bizim lehimize düşünen ülkeler de var. Şimdi bu olayın büyümesi çerçevesinde Doğu Akdeniz'den başka aynı zamanda Ege'deki sorunlar da masaya yatırıldı. Oradaki durumu da gördüler. Özellikle adaların silahsızlandırılması meselesi. Sonra Meis Adası'nın durumu çok yalın bir şekilde ortaya çıktı. Eğer bu konular büyütülmeseydi belki bunlar yansımayacaktı. Haritalar ortaya çıktı. Bunlar her ne kadar biz bir bakıma hani onların gözüyle agresif görünüyorsak da esasında biz tepki veriyoruz. Çünkü belki de Rumlar ve Yunanlar bir yanlış hesap içine girdiler. Türkiye'nin Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de yalnızlaştığı görüntüsüyle bu faaliyetlerini arttırdılar. Bu gaz arama faaliyetlerini geliştirdiler. Yanlarına Mısır ve İsrail'i de aldılar. Ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırdıklarını düşündüler. Ama Türkiye o Türkiye değil. Türkiye çok daha gelişmiş vaziyette, çok daha iyi bir şekilde kalkınmış ve askeri açıdan da çok önemli bir noktada. Donanması çok daha kuvvetli bir halde ve bunun yansımalarını gördük. Hem Libya'da gördük hem Doğu Akdeniz'de gördük. Dolayısıyla bir sert bir kayaya çarptılar. Beklenmedik bir kayaya çarptılar. Ve bunlar basında daha fazla gündeme geldi. Bir bakıma da iyi oldu. Her işte bir hayır var. Dolayısıyla bütün noktalar, bütün konular masaya yatırılabildi. Niye Uluslararası Adalet Divanı'na gidiliyor veya gidilmiyor konuları dahi tartışılabiliyor. O bakımdan yani sizin sorunuza gelecek olursak bence Rumlarla Yunanlar bir hesap hatasının içine girdiler. Fransa da bunu maalesef körükledi. Ama şu anda dönem başkanı Almanya'da sağduyulu bir lider var, Angela Merkel. Şu anda biz Avrupa Birliği'ne ne kadar güvenebiliriz tarafsız davranma konusunda? Tabii ki güvenemeyiz. Sonuçta Avrupa Birliği içinde bu ülkeler var. Ama biz Angela Merkel'in şahsiyetine güveniyoruz. Çünkü dünyada şu anda güvenilecek başka kimse kalmadı. Amerika şu anda nasıl bir hal içinde olduğunu işte bu tartışmalardan, bu münazaralardan gördünüz. Kime güveneceğiz? Ortada Birleşmiş Milletler de yok. O bakımdan şu anda işleri yatıştırabilecek özellikle Avrupa Birliği içinde Fransa'yı hizaya getirebilecek bir tek Almanya var. Almanya'nın şu anda güçlü lideri de Angela Merkel. Bizim esas sormamız gereken soru Angela Merkel gittikten sonra Almanya ne olacak? Avrupa Birliği'nin liderliğine soyunan Macron bu davranışlarını sürdürecek mi? Bu, eğer bu davranışını sürdürürse bizim lehimize olmaz. O bakımdan Angela Merkel'le biz mümkün olduğu kadar işte bir seneden fazla galiba bir süresi var. Bundan mümkün mertebe yararlanmamız gerekir. Ama dediğim gibi Avrupa Birliği yeknesak değildir. Bunu bu şekilde görmek hatalıdır. Avrupa Parlamentosu'nu da aynı şekilde söyleyebilirim. Avrupa Parlamentosu da maalesef biz hep büyütürüz gözümüzde. Burası da yeknesak değildir. Orada bir parlamenterin yapacağı bir ifade, bir konuşmayı da çok ciddiye almamak gerekir. Ama bu belki başka bir tartışmaya girer. Benim söyleyebileceklerim bu kadar şu anda. Çok teşekkürler. Almanya ile ilgili olarak tabii diplomatik kariyeriniz boyu birçok etkileşimde bulundunuz. Brüksel'deki büyükelçiliğiniz döneminde de.
Almanya gerçekten her istediğini yaptırabiliyor mu bu zirvelerde? Ne kadar güçlü Almanya? Tabii orada da bir yanılgı var. Mesela NATO içinde Amerika Birleşik Devletleri bastırdığı zaman netice alabiliyor. Ama Avrupa Birliği içinde bu durum geçerli değil. Öyle bir yanılgı var. Zannediliyor ki Almanya bastırırsa bu iş olabilir. Ama işte Çiğdem Hanım'ın söylediği gibi oy birliği gerekiyor. Ve milli menfaatler olduğu zaman en küçük ülke bile sonuna kadar direnebiliyor. O bakımdan şimdiye kadar Rumlar birçok konuda Türkiye'ye karşı direndiler. Ve onların tek konusu da bu. Başka hiçbir konuları yok. Eğer Türkiye'ye en ufak bir taviz verilirse hükümetler düşecek. O çerçevede de ne yazık ki Almanya istediği kadar bastırsa ki geçmişte bastırmıştır. Hatta sadece Almanya değil Fransa, İngiltere üçü birden bastırmıştır. Bazen kısmi neticeler ele alınabilmiştir ama muhakkak karşılığında Rumlar veya Yunanistan bir şey de almıştır. Yani hep bir al-ver egzersizi meydana gelir. Sadece bastırmayla neticeler çıkmıyor. Bu Avrupa Birliği'nin gerçeği o şekilde çalışıyor. Eğer oy çokluğuna geçilebilirse ki ben buna da pek imkan olacağını zannetmiyorum. Ama öyle bir şey geçilirse o zaman durum çok farklı bir hale gelir. Zaten Avrupa Birliği de çok değişiyor demektir. Bu TÜSİAD'daki görevlerim de döneminde anlam planı için referandum olduğu zaman Güney Kıbrıs iş dünyası, Kuzey Kıbrıs iş dünyası ve Yunanistan iş dünyası ve Türk iş dünyasını bir araya getiren girişimlerimiz olmuştu. Çünkü o zaman şimdiki Cumhurbaşkanı Anastasiades dahil olmak üzere Güney Kıbrıs'ta ve Atina'daki Yunanistan hükümeti hepsi anlam planını destekliyorlardı. Ve de sorunu çözebilecek, Türkiye'nin önünü açabilecek bir fırsat penceresi vardı. Fakat sonradan korktukları ortaya çıktı. Sonra da yıllar sonra ekonomik kriz olduğu zaman Güney Kıbrıs'ta daha da belirgin oldu ki onların söylediği bir etken. O da Rusya kanallı bir takım müdahaleler söz konusu olmuş, baskılar söz konusu olmuş. Bu da Avrupa Birliği'nin dış politikada bütünsel olamamasının çeşitli maliyetlerinden birini daha gösteriyor. Benzer konuları Brexit referandumunda da yaşadılar. Avrupa Birliği güçlü olamadığı zaman sadece karar alamamakta kalmıyor değil mi? Bir taraftan da dış müdahalelere daha açık bir hale gelebiliyor. Ama bir diğer taraftan da ekonomik gerçekler var. Çiğdem Hanım biraz önce bahsetti. Avrupa iş dünyası, işte TÜSİAD ve TİSK üyesi olduğu Business Europe, Odalar Birliği'nin TOB'un üyesi olduğu Euro Chambers, sektör kuruluşlarımızın üyesi olduğu kurumlar, bütün bunlar Avrupa'nın ekonomisinin geleceği için, pandemi ötesi gelecek için Türkiye ile Gümrük Birliği'nin yenilenmesine ve doğru düzgün ilişkiler olmasına taraftarlar. Bir de böyle bir gerçek var. Çiğdem Hanım, ekonomi bir yerden sonra devreye girecek midir? Yani ekonomik çıkarlar daha sağduyulu olmayı her iki tarafa da bir işaret verecek midir? Evet. Tabii yani şu anda aslında belki Türkiye'ye karşı daha sert yaptırımların uygulanmaması ya da müzakere sürecinin tamamen askıya alınmamasının arkasında da aslında belki bu ekonomik ilişkiler yatıyor. Yani siyasi ilişkilerin çok zor olduğu dönemlerde dahi ekonomik ilişkilerin devam ettiğini görüyoruz ve bunlar bir yerde bir bağ oluşturuyor. Yani hiçbir taraf bunları riske atmayı aslında belki göze alamıyor. Ama tabii yani siyasetle ekonomiyi tamamen birbirinden ayırmak da çok mümkün değil. Çünkü ekonomi anlamında özellikle yeni yatırımlar söz konusu olduğunda, mesela işte daha önce bu Volkswagen'in bir yatırımı söz konusu olmuştu, daha sonra vazgeçildi. Yani o ülkedeki siyasi ortam da çok çok önemli rol oynuyor. Aynı zamanda işte hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konular. Yani yatırımcı buraya geldiğinde buradaki haklarından emin olmak istiyor. Siyasi ortamın istikrarlı olmasından yine emin olmak istiyor. O yüzden hani bir yerde ekonomik çıkarlar söz konusu olsa da siyasi konular o sürecin daha da ilerlemesini zorlaştırabiliyor. Yani o alternatif arayışlarına gidilebiliyor karşı taraf. Başka ülkeleri yatırımlarını taşımayı düşünebiliyor ya da oradaki belki o ülke, yani Türkiye'deki yatırımlarını hemen çekmek ya da bunları tamamen kapatmak gibi bir şey olmasa da mesela yeni bir ürün için yatırım yaptığında, yeni bir tesis yatırımı yaptığında bir defa daha düşünebiliyor. Yani eğer hani Türkiye nereye doğru gidiyor, siyasette bir değişim mi var, ben bu ülkede eğer yatırım yaparsam yatırımlarımın geleceğinden emin olabilir miyim? Burada tabii yine Selim Bey'in de bahsettiği güven ve diyalog çok önemli. Yani o ülkenin geleceğine güven duyulması, o ülkenin daha iyi bir rotada gittiği, geleceğinin bugünden daha iyi olacağına dair bir güven duyulması ve de her şeyden önce
öngörülebilirlik, yani o ülkenin nereye doğru gittiği yönünde bir fikir sahibi olunması. Ama Türkiye son dönemde bir değişim yaşıyor, yani durduğu yerde durmuyor. Bunun, bu değişimin tabii iyiye doğru giden yönleri de var. Yani dinamik bir toplum, üretim hızlı devam ediyor, sanayimiz yine bütün zorluklara rağmen üretim yapmaya devam ediyor, inovasyon, dışa açıklık, bu alanlarda olumlu gelişmeler var. Ancak öte yandan yönetim sistemi açısından baktığımızda daha merkeziyetçi bir sisteme doğru gittiğimizi görüyoruz. Demokratik katılımda sorunlar yaşanmaya devam ediyor. İşte medya özgürlüğü olsun, ifade özgürlüğü olsun, yargı bağımsızlığı olsun, bu konularda sorunlar devam ediyor. O yüzden de yani Türkiye nereye doğru gidiyor? Burada soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bu da tabii ekonomik ilişkileri de etkiliyor ister istemez. O yüzden yani reform yapan bir ülke, gelişen bir ülke, daha özgürleşen, daha demokratik katılımın rahat olduğu, daha çok kanallı bir yönetişim sisteminin olduğu bir ülke, tabii ki ekonomik ilişkiler açısından da daha fazla şansa sahip oluyor Avrupa ile ilişkiler açısından. O yüzden hani ekonomik çıkarlar söz konusu olsa dahi siyasi sorunlar ve güven ve işbirliğindeki sorunlar bu ekonomik ilişkilerinde daha da ileri gitmesini engelleyebiliyor maalesef. O yüzden hani çok böyle ayırmak birbirinden çok mümkün olmuyor. Aklın yolu bir değil bin olabiliyor diyorsunuz. Evet. Evet, Selim Bey, son söz. Son söz, Avrupa Birliği çok yönlü bir yapı, kuruluş diyemem, bir oluşum ve halen gelişiyor. Yani 50 yıldan fazla bir süre geçti ama Avrupa Birliği hala gelişiyor, gelişecek, kendini yeniliyor ve yenileyecek. Bunu çeşitli zirvelerle de kendi başına yapıyor. Esasında uzun zamandır da Avrupa Birliği bir durgunluk içinde. Çeşitli krizleri yaşıyor, krizleri aşmakta zorlanıyor, arka arkaya başka krizler geliyor. O bakımdan çok önemli bir reform sürecine kendisinin girmesi lazım. Bunun için de karar alma mekanizması kadar genişleme çerçevesinde üyelikler nasıl olacak? Dolayısıyla antlaşmaların değişmesi gerekiyor. O antlaşmaları değiştirmekten de korkuyorlar. Çünkü antlaşmaların değişmesi bazen bazı ülkelerde referandum gerektiriyor. Referandumların ne kadar tehlikeli olduğunu da biliyoruz. Ama her halükarda Avrupa Birliği'nin kendini yenilemesi gerekiyor. Yenilerse belki Türkiye bakış açısı da değişebilir. Yani hem Türkiye'nin de yapması gerekenler var ama sadece biz değil, Avrupa Birliği'nin de ödevini yapması gerekir diyebilirim. Çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler Çiğdem Hanım. Değerli katkılarınız için. Bu programın sonucunda bir manşet değil ama bir tweet yazmamız gerekseydi herhalde programın özeti. Önümüzdeki zirve, başlamakta olan zirve. Hem Avrupa Birliği hem Türkiye için akılcı politikaların, sağduyulu politikaların ve birbirini dışlamayan politikaların bir sınavı olacak diyebilirdik eğer hepiniz mutabıksanız. Bu şekilde bu programın tweetini de ataraktan bağlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda mümkün olunca düzenli olarak Global İlişkiler Forumu'nun önderliğindeki bu programımız devam edecek. Avrupa ve Türkiye, Türkiye ve Avrupa 5.0'ın ne anlama gelebileceğini tartışmaya, görüş alışverişine bulunmaya, daha bilgili ve daha öngörülü olmaya hep beraber devam edeceğiz. Denemeye devam edeceğiz. Daha iyi politikaların peşinde koşmaya. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel, sağlıklı, keyifli günler diliyoruz. Hoşça kalın.